Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight diyorsun. Lan hepinize selamlar. Dün yeni katilin gameplayini çekmiştim. Bugün de yeni katile karşı olan maçları çekeceğim arkadaşlar. Kurban tarafındayız. Güncelleme videosunu izlemeyenler için ben karakterin 3 perkünü de anlatayım. Fakat bunlardan sadece 2 tanesini kullanacağım. İlk perkü yakarış, hain kargalar. Basement'a inip bir ayin gerçekleştiriyoruz. Bu ayin 60 saniye sürüyor. Bu 60 saniye sonunda sağlıklıysak yaralı duruma geçip sakat durum etkisi altına geçiyoruz. Yaralıysak da direkt sakat durum etkisi altına geçiyoruz. Ve bu etki maç boyu devam ediyor. Yani bu perk'ü kullandıktan sonra maç boyu hiçbir şekilde heal'lanamıyoruz. Verdiği avantaj da şu: katil kalp atış menzilinde en az bir kurban varken herhangi bir kargayı ürkütüp kaçırırsa o katilin haresi 2 saniye boyunca bütün kurbanlara görünüyor. Bu perk'ü oynamayacağım arkadaşlar bugün. Bence çok boş bir perk yani. İkinci perk'ü kesip atma. Siz bir kurbanın heal barını bitirdiğiniz zaman tamamen o kurbanı heal'lamanıza gerek yok. Bar bitişini sizin tamamlamanız yeterli. Bu perk aktif oluyor. Bu perk aktifken bir başka kurban size dokunurken birinci etkin yetenek butonuna basarak 60 saniyeliğine sakat durum etkisi altına geçiyorsunuz. Ve 60 saniye sonra otomatik olarak kendi kendinize iyileşiyorsunuz. Bu perk'ün sağladığı avantaj şu: siz arkadaşınızı heal'layıp o arkadaşınızı kancadan birisini almaya falan gönderebiliyorsunuz. Böylece zaman kaybetmemiş oluyorsunuz. Kendinize de bu perk'ü kullanarak 60 saniye jeneratör yapma hakkı tanıyorsunuz. Yani 60 saniye boyunca jeneratör yapıyorsunuz, bir yandan da aslında iyileşmiş oluyorsunuz. Eğer bu 60 saniye içerisinde katil size gelmezse ya da katil gelmesine rağmen hayatta kalmayı başarırsanız bu süre bittiğinde otomatik olarak iyileşmiş oluyorsunuz. Böylece hem healladığınız arkadaşınız kancadaki kişiyi güvenli bir şekilde kurtarmış oluyor, hem siz 60 saniye sonra iyileşmiş oluyorsunuz kimsenin yardımı olmadan, hem de bu 60 saniyelik süre boyunca eğer katil size gelmezse jeneratör ilerletmiş oluyorsunuz. Üçüncü perk de yüklenme. Kancadaki bir kurbanı ikinci etkin yetenek butonuna basarak aldığınız zaman o kişinin hook sayısı bir azalıyor. Yani diyelim ki o kurban iki kere asıldı, bir sonraki asılışında ölecek. Siz de hiç asılmadınız. Gidip o kurbanı bu perk ile kurtarırsanız o kurbanın hook sayısı 2'den 1'e düşüyor. Yani bir sonraki asılışında ölmüyor. Sizin hook sayınız da 0'dan 1'e çıkıyor. Yani normalde hiç asılmamış olmanıza rağmen bir hook puanı yazılmış oluyor size. Aynı zamanda bu perkle kancadan birisini kurtardıktan sonra 20 saniye boyunca tek yiyorsunuz. O bahsettiğim kargaları ürküttükten sonra katili görme perkünü koymadım arkadaşlar. Sadece yüklenme ve kesip atma perklerini koydum. Diğer iki perküm de kıvrak ve fırsat penceresi klasik. Fırsat penceresini şu yüzden koydum: 4 tane Ormond haritam var. 2 milyon puan bastım ve 4 tane çıktı sadece. Umuyorum ki yeni map'i denk getirirsek fırsat penceresi bizim için güzel olacak. Spotların yerini göreceğiz, öğrenmeye çalışacağız. Kıvrak da klasik, yani katil gelince kaçayım diye. Şöyle bir sıkıntı var diyecektim ki, eğer Ormond'un yeni varyasyonunu denk getiremezsem 4 tane dümdüz Ormond oynamış olacağım. Sizin için belki sıkıcı geçebilir ama arkadaşlar bunu denemek zorundayım çünkü yeni haritaya hiç bakmadım yani. Efendim? Arama moduyla geliyor galiba şu an, aynen. Çemberi var. Yokuz orada canım. Git hadi. Varmışız. Adamın yani... Canım. Zaten arıyor ya senin köpüşçüğün. Sen niye... Yok yok. Şşş. Tok şşş şşş. Oğlum good boy. Heh, atla içeri. Oy satış. Satış geldi. Purpo'dan satış geldi. İçeri niye atladım bilmiyorum. Bir dakika, şu paleti devirmem lazım arkadaşlar. Onu da tuttu galiba. Paleti devirme sebebim şuydu: orası çok dar bir yol olduğu için orada köpek de sizi mahveder. Şu an Steve'e yaptığı gibi. Yani öyle dar alanlarda çok güçlü. Dojlaması çok zor. Şu yüklenme perkünü bu arada sadece hiç asılmadıysanız kullanmak mantıklı. Çünkü diğer türlü bir kere asılıp kullanırsanız tamam, kancadaki kişiyi ölümden kurtarıyorsunuz ama bu sefer siz ikinci asılışınıza geçmiş oluyorsunuz. Akla mantığa sığmıyor bence de. Ne oluyor oğlum, benim mi pingim var? Oğlum şu an server uçtu. Ben 400 ping. Diğerleri 200 ping. Katil 1000 ping mi? Oho, server patladı var ya, server patladı. Yani benim girdiğim maçtan ne olur ki yani, anladın mı? Biri de bota düşmüş. Diğerleri slug yedi. Allah'ım ya Rabbim ya. O da bota düştü. Ya kardeşim. Süper. Nasıl arkadaşlar ilk maç? Ama düşeceğimiz server'ın da harbiden yani bak şimdi ben 400'üm. Katil 1000. Diğerleri de 200 falandı. Bu arada almayacağım. Bunların üçü de bot zaten. Niye alayım ki? Katile giderim, çay satarım yani. Gel lan. Good boy. Good boy. Sakin olalım. Şşş. Şunu bir devirelim de. Üstünden atlatmasın yavrucağı. Ya ping var ya, ping rezil şu an ya. Bir daha mı go yaptıracaksın onu? Cıstır go. Oh 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 oh. Benim anlamadığım, benim pingim olsa katilde bana girer. O adamın pingi var. Yine o avantajlı, ben anlamadım ki. Bak loop'un güzelliğine bak ama öldük. Bak şimdi düşeceğim. Normalde hayvan gibi mesafe var.
İnanılmaz ya. Harbiden yani adamın... Oğlum adamın pingi varsa adama girsin ya. Bana niye giriyor oğlum? Benim katil de 700 pingim olsa ayaklarım yana ayrılır böyle, anladın mı? Bot niye alıyorsun beni? Defol git ya. Arkadaşlar normalde şu an chase atma odaklı oynardım da. Ping gerçekten çok kötü. Keyfi çıkmıyor. O yüzden ölmeye gidiyorum. Ya Allah'ın belası, oyunu düzgün oynasam gelir beni öldürürsün ya. Gel hadi, zaman kaybettirme ya. As beni. Abi bu oyunda var ya çok değişik bir zihniyet var ya. Vallahi bu oyunda çok değişik bir zihniyet var. Oyunu oynuyor olsam şu an beni asmaması gerekiyor olsa buradan beni kancaya fırlatır. Ama şu an zamanım kısıtlı ya hani. Al as diyorum adama, asmıyor beni. Allah'ım yarabbim, beyinsiz ya, sağ ol. Yaşadığım böyle acı şeylerin bazılarını görmenizi istiyorum arkadaşlar. Tamamını görmeseniz de. Bu arada bu üstümdekini bir önceki girişimde çukur logosu zannetmişsiniz. Beni çok üzdü arkadaşlar. Şöyle kamerada tam görünmüyor ama Linkin Park logosu. Çukurla Linkin Park'ın logolarını niye birbirine benzettiniz onu da bilmiyorum ama. Ya kardeşim niye The Game atıyor? Senin de götüne soku parmağı. Tövbe yarabbim şimdi ya. Allah'ım yarabbim ya. Ulan zaten zar zor add-on çıkarttım 4 tane. 2 milyon puanı. Ya bilmiyorum, bu oyunun kitlesi bir değişik gerçekten ya. Bazılarının ciddi sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Dün İbo'nun yayını arkadaşlar, dün mü dünden önce mi ne, İbo Survivor oynarken karşısına Legion geldi. Legion ya lan, ne bir şeyi değişti katilin. Hani ne bir güncelleme aldı, ne bir buff nerf bir şey geldi. Hiçbir şey olmadı, adam Legion oynuyor. Bir de tavşan kostümü giymiş geliyor diye, tavşan gibi geliyor. Bu eşekler de farklı map atıyor. Bir öğrenelim, yeni map'i çözmeye çalışalım. Loop çözelim ya. Baget. Geliyor musunuz? Gezmeye çıkardı, gezmeye. Köpeğe gezmeye çıkarmış, bir şey yok. Ha, seni de kancada heal'deyim aynen. Bayağı zekice. Yürü yürü yürü, ne healı, yürü dibine astı adam. O kancadan uzaklaşmamız için ne yapmamız gerekiyor daha fazla yani? Hoş lan. Adam sırtıma mı çıksın daha o kancadan uzaklaşmamız için? Yok öyle bir şey lan, ne keçi. Hop, ikinci dodge da geldi. Paletinho'yu kırdın iniyor. Çok iyi lan takım. Allah! Götten ısırdı. Kafayı vurdu enayi bir yere. Yemedi diyecektim ki, olsun, of AK yedi. Ablacım atlasam atlıyorum, niye bir... Niye bir farklı bir şey yapmıyorsun? Ya bu spot %50-50 yani, ya atlayacaksın ya atlamayacaksın. İkisinde de şansın %50. Nasıl desem, böyle köpeği bir yere attığı zaman hemen bir nesne arkasına falan bir yere kaçabilirseniz çok iyi oluyor. Ama hanımefendi... Peki. Pinkli server, rezil iki takım, tunnelcı bir katil. Güzel devam ediyoruz. İki maç sonundaki anahtar kelimeleri ben size verdim arkadaşlar. Tunnelcı oldu hiç problem değil ama test server'da olma be. Hani test server'da da ne yapacaksın kazanıp? Bir fayda sağlamıyor, etmiyor. Killer'ı çözmeye çalış. Aa, topal efekti yedim lan. İyi bari tam atamadı da. Topal efekti yedik arkadaşlar Nancy'yi düşürünce. Gördünüz mü onu? Canımın için ne yapıyorsun? Ne soğuma o da? Yeter amını. Musa son mu diyor? Ne diyor la bu? Donut, donut, donut. Ugh. Kışkırtıcı. Anca öyle boş yerde at. Anca öyle boş yerde at. Ezük. Yedim fake'i. Uçtun gittin. Uçtun gittin kanki. Ha? Atar yapıyordun. Ha? Sürtük. Ne oldu, spot değiştirdim. Oğlum ya bak, adamın düz M1'i leş ama köpeğe oynamayı çok iyi çözmüş. Köpeğe güzel oynuyor. Okey, güzel, en azından dediğim gibi arkadaşlar biraz daha chase odaklı. Kaçıp kaçmamak falan gram umurumda değil. Hatta hatch'i bulsaydım, hatch orada falan çıksaydı gitmeyecektim bu arada. Ya çünkü hiçbir işime yaramayacak oğlum. Oradan o hatch'ten atlamam benim ne işime yarayacak ki? Ben şu an katili çözmeye çalışıyorum. 3700 saati varmış bu arada killer'ın. Lütfen haritamı ellemeyin. Size minnettarım. Ormond'un 2 tane kendi varyasyonu var diye biliyorum, ya da 3 müydü acaba? Bir de bu eklendi. Ya 3 ya 4 oldu. Yani ya %25 ya da
%33 şansımız var. Ben %50'yi bile tutturamıyorken 33'ü 25'i nasıl tutturacağım bilmiyorum ama bir kere oynasam hani en azından. İşin içine şans girdiği zaman gerçekten nefesim falan daralıyor ya. Eren Sky. Eren'ime köpek kışkırtıyorlar. Hanım ablacığım çok kolaylar gelsin inşallah size. Kıvrağı da bok gibi attık ama. Işık oyunu takibi yapamadığım için biraz boş leş bir palet yemiş oldum. Ne oluyor lan? Köpekçik dur. Ya şu ağacı şuraya koyanım var ya. Kocaman ağaç, kadını görmüyorum anasını satayım. Lan arama modunu yollamış. Kiss away the pain and leave me lonely. I never lost a life. Ooh, been crazy in paradise is easy. Dın 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 dın. Do you see the prisoner in my eyes? Of, iyi kurtulduk, iyi kurtulduk. Bileki Loveless sayesinde müthiş bir şarkıyla kurtulduk. Erencim, ben ne güzel oyalıyordum canım. Niye 2 saniyede düştün? Tamam, bir tane jeneratör bitirdim yeter. Daha da ellemem. Eda tilt mi oldun lan? Ha? Hocam test server ya yapmayın ne olur yapmayın ya. Yani ne kaybedeceksin? Zaten böyle böyle öğreneceksin katili. Hani hata yaparak birilerini yakalayamayarak böyle öğreneceksin. Acaba ne gelmiş olabilir ya başına? Arkadaşlar Eldin geldi. Abi bir şey değişmedi karakterin. Alo. Map'in varyasyonunu da tutturamadım zaten. Ulan sana general atmadım mı şimdi? Gel bakayım gel bakayım. Sana o oyunu oynatıyor muyum şimdi? İzle. Her yere taret spamleyeceğim. Bu nereye gitti lan adam dumanların içinden hiçliğe gitti basement'a. Al sana mis gibi bir yere taret koydum. Sıkın oğlum. Kraliçe Alien almış bir de. Ah öyle dikelirsin ayağa. Ha ne oldu dimdik oldun. Ha kuyruğun yok tabi normalde orada verirdin hasarı. Gelişe bak. Kafasına bok attı. Anladın mı? Minicik yerden window fake yedin lan. He? Ne oldu? Oynamayacaksın oğlum bir daha bu katili. Tamam mı? Görmeyeyim seni bir daha buralarda. Vallahi predatorları salarım üstüne. Zaten sizi mahvediyorlar. Siz de kendiniz bir bok sanıyorsunuz. Anca öyle gemideki mürettebattan 2-3 tane ısırık alıyorsunuz. Predator bunun anasına röveşata çektirdi. Taret, 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 taret. Sen adamsın lan taret. Sen adamsın lan taret. Bir daha vur oraya şimdi. İyi bari, iyi bari. Düz gelmeyi akıl ettin artık düz gelmeyi. Bir şey diyeceğim, şu palet normal şartlarda güçlü bir palet. Palet de, paret mi? Heh, sıkın, sıkın, sıkın. Sıkın kahpeye, sıkın. Çok iyi. Haha yine yırttım. Jenny yap, Jenny yap. Bunu araş, bunu araş. Bu hak ediyor. Ya Nicholas yapma işte ya. Şu maçı ne güzel tryhard'da oynuyordum ya. Ya bir şey diyeceğim. Adamda kraliçe alien skin'i var. Demek ki bu adamda normal şartlarda da alien var. Yani kostüm almış. Diyeceğim ki hani alien'i yok. Yeni test server'a girmiş alien deniyor. Çünkü olmayan karakterler test server'da geliyordu galiba. Öyle bir şey de değil. Adamda skin olduğuna göre demek ki alien'a sahip. Demek ki ana oyunda da oynayabiliyor. Yani sadece kahpeliğe girmiş. Eğer benim toksik bubba tarzında bir içerik üretme gibi bir amacı olmadan bunu yapıyorsa ben bu adamın alnını karışlarım. Al bir taret daha geliyor sana. Yalnız bir şey diyeceğim bu taretler elini mahvediyor. İbo harbiden elini oynarken sürekli ağlıyordu bu taretlere ama söylediği kadar varmış bak. İki spotta da taretler sayesinde kurtuldum. Eğer ikisinde de kuyruğu olmuş olsaydı yani adam dikelme modunda değil de çömelme modunda olsaydı iki spottan da çıkamazdım. Oğlum o ne birisi taret kaçakçılığı yapıyor birisi ya. Şş, getir onu buraya. Eve götürecek ya. İkinci jenimi bitirdim galiba. Devam devam. Sana gün yüzü yok. Hatta sana bir şey diyeyim mi? Sana T-back var. Sana T-back var T-back. Sıkın sıkın aslanlarım he. Bana gelmezsin öyle yön değiştiririm adama. Geliyor lan. Gel burada da taret var. Gel. Ayağı kaldırttılar mı? Kaldırtmamışlar. Ya hey ya. Kesin yaparsın onu anasını satayım. Kimi izliyorsunuz da öğreniyorsunuz bunları? Nasıl kıvrak arkadaşlar? Aha yaptın kardeşim şu an onu. T-bag'i yedin. Bu maç toksiz arkadaşlar. Bu maç full toksiz. Bu maç ace almışım gibi düşünün. Ah bak ben nerelerde abi ya. Ya şurayı hep karıştırıyorum. Sağ tarafı lay spotunu şey sanıyorum. Ne oldu direkt spot değiştirdim. Kaldın öyle.
taretler. Saldırın. Okey tamam, ben yapacağımı yaptım bence. Lan palet... Lan! Allah da sizi kahretmesin emi Allah. Ah bu da benim takımım. Adamın yaptığını gördünüz mü? Adam bana kafa attı, Amigo Orhan gibi anasını satayım. Oğlum kraliçe elinden kafa yedim lan, bu bir gururdur. Gel bakalım bal mı mı Trevor? Beni de. Ya da dur, kesip atma kullandım. Bari bir işe yarasın. Perk'ü de göstermiş olalım. 60 saniye sonra otomatik yayılanacağım arkadaşlar. Tabii bu sürede can yapmamız lazım ki işe yarasın. Evet şu an yapıyorum gördüğünüz gibi. Adam buraya gelebilir, benim kaçmam lazım. Güvenli bir pozisyonda değilim çünkü. Ananı... Kesip atma jortlamış oldu arkadaşlar böylece. Kesip atma s**p atmaya döndü. Aha enayi sattı. İşte böyle heal'lanırım. İşte böyle heal'lanırım hocam chase ortasında. Adamın leşliği sayesinde perk'ü çok güzel de göstermiş olduk. Tabii siz böyle kullanmayın arkadaşlar bunu. Ya bu perk'ün olayı ne biliyor musunuz? Çok riskli bir perk. Riskidin de gördünüz yani, hani fullenmeden eğer katil bir yerde size denk gelirse leş atıyorsunuz. Allah'tan biraz sakin oynadık da adam da iyi sattı. Bir grid daha geldi Purpo'dan. Aslanlarım benim. Açın gidin iki kişi. Heh, hadi defol şimdi. Bir daha elini oyna da göreyim seni. Ha, kıvrak var. Ne işe yaradı o yaptığın şimdi? Ha. Bak şimdi bak. Hop. Yemedi. Hadi görüşürüz. Çıkış T-Bag'ini de ye bakayım. O yok, onu yapma. Kuyruğa geçtiyse kaçacaksın. Taretler müthiş güçsüz hale getiriyor elini. Düz M1 oluyor oğlum taret olmadığı zaman killer. Ben ne anladım ki bu işten? Ya taretin bağışıklığını falan arttıracaklar. Ketçap ve pilav mı? Oğlum Türkmüş ya. Hayır ya. Zantares'in sövme anısı gibi olacak ya. Efendim. Laf yiyorum galiba. Hakkını helal et. Eline sağlık. Oğlum Türkçeyi unuttu çocuk. Gerçek mi lap ne ya? Oğlum hayalim falan yazıyor. Ben çok laf ettim videoda ya. Çok üzüldüm şu an ya. Arkadaşlar siz onu bir abone değil de rastgele bir oyuncu yapmışım gibi düşünün. Çünkü bence maç çok eğlenceliydi. Hani o laf ettiğim kısımları silmek istemiyorum. Güzel kardeşim benim, sen de hakkını helal et. Gerçekten %70'i falan trolldü. Sıkıntı yok, videoya eğlenceli bir maç çıkarmış oldun sen de. Umarım dediklerimi alınmazsın. Zaten çok fazla bir şey söylemedim ama hani ekstra sinir etmeye çalıştım ya böyle cümlelerle. Onlara çok takılma. Ben hani rastgele biri geldi diye öyle yapmıştım. Özür dilerim, gerçekten hakkını helal et. Evet arkadaşlar, harita adaklarım bitti. Dördünde de başarısız olduk maalesef. Üçünde zaten başka ormant geldi. Diğer varyasyonları. Diğer bir tanesinde de sağ olsunlar ambargo koydular yani attığım adağa. Bence onda kesin gelecek yeni harita. Onu attıklarına göre ya bir şey diyeceğim. Bak oyun böyle bir şey yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorum da. Test server'a yeni bir harita geldiyse bu haritanın gelme oranını falan arttırsan nasıl olur sence canım behavior'cım? Hani insanların illa adak atması mı gerekiyor o haritanın gelmesi için? Sen de biraz yardımcı olsan, ittirsen böyle falan. Efendim? Behavior cevap verdi bana. Olur mu dedi acaba? Bu arada bu katile yeni skin gelmiş galiba. İbo falan öyle diyordu. Fino'ya çevirmişler köpeğini. Yani köpeğe yeni kostüm gelmiş. Köpek Fino'ya dönmüş diyorlar. Doğru mu? Daha oyuna çıkmadan ne kostüm mostüm sızdırılmış, bir şeyler falan olmuş. Pitbull'u Fino'ya çevirmişler ya. Adam tunnel dedi. Test server'da başka kimseye asmadan sadece ona fokuslandı ve 3. asılışına geçirdi adamı. Bir T-Bag de buraya. Arkadaşlar bu T-Bag'lerin amacı toksiklik değil. Normalde toksiklik amacı güder ama burada nasıl bir amacı var biliyor musunuz? Şuradan önüme çıkmayı akıl etme. Katili üstüme çekmeye çalışıyorum yalnızca. Efsane loop'uma sokacaktım da gelmedi. Çünkü tunnel atmakla meşgul. Of Allah'ım, düşmanın da hakikatlisini ver ya. Oğlum test server'da 1 saklananlar, 2 genrush atanlar, 3 tunnel atanlar. Ya neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Ulan ben killer'ı arıyorum gelsin bana diye, şuna bak, killer arıyorum ya haritada. Ne değil lan? Allah, köpeğe inme indi. Tamam can yapayım bari, ne yapayım arkadaşlar, adam kafaya. Ya aynen ya, aynen ya. Oğlum gel lan. Gel bakayım seni. Sınırsız loop'uma nasıl sokuyorum şimdi? Gel bakayım. Yani madem onu kovalıyor bari Jhin'e oturayım dedim. Tam o sıra savunmasız yakaladı ve ilk hiti bedavadan almış oldum. Harbiden kafayı sıyıracağım ben bu oyunda ya. Tolga abi acaba bu oyuna çok önceden başladı da bu oyun yüzünden mi kel kaldı? Hiç şaşırmam yani öyle bir hikayesi varsa. Saç döker ya, saç döker, saç beyazlatır bu oyun ya. Denk gelen şeyler inanılmaz, zaten benim iğrenç gudubet şansım ekstra bir kötü. Test server'da hard tunnel atıyor adam. Karşımıza bir yaratık geldi resmen. Ben kurbanken tunnel'ın en gıcık olduğum kısmı ne biliyor musunuz? Bana tunnel atılması değil, bir başkasına atılması. Çünkü adamın önünde
yerde dolansan bile adam seni görmemezlikten geliyor. Sana gelmiyor. Yani hiç şey satma şansın olmuyor. O kafaya taktığı kişiyi kovalıyor sürekli. Bu yüzden maç sonuna kadar sen sadece can yapmış, böyle boş boş dolanmış oluyorsun. Buna sinir oluyorum en çok yani. Neyse al. Böyle de Genrush'ı yersin. Şu yaştan sonra Genrush yaptırtıyorlar bana ya. Şöyle bir şey yapacağız. Bak görüyor musun? Bundan bahsediyorum bak. Seni görmüyor bile. Ben şimdi niye böyle bir maçtan keyif alayım ki? Nasıl fit fit ya? Yok fit fit falan. Ya hoştu ya. Yok lan go falan. Bilerek gitmedim. Vallahi bilerek gitmedim. Aha size dediğim de buydu. Ben ne yapayım kardeşim kaçmayı? Benim amacım şey satmak ya. Geliyor da bu sefer yetişemeyeceğim oraya pencereye. Yetişir miyim lan? Oy iyi vurdu. Dönüt, döndüm, dönüt. Ya enayi viskoskis. Bak bak benim canımı sıkma. Çakallık mı yaptı o? Dönüt, dönüt. Enayisin, enayi. Stun'ı yedin köpekçik. Oğlum onu vurma, vurduğu yere bak Allah aşkına ya. Adamı mis gibi loop'uma sokuyordum ya. Tate Red kardeşimden öğrendiğim loop'uma sokuyordum, sokmuştum da birkaç aksaklık yaşandı. Bak bak nasıl kudurmuş görüyor musun? Bak nasıl kudurmuş. Bana kuduruyorlar ya. Almıyor beni bak. Yeme diyor. Şeye yeme diyor. Aleykümselam bu arada da. Hiç önümde açıldı. Gitsem giderdim he. Ne oldu lan son anda mori mi attı? Bu nasıl bir bug ya? Normalde suratı böyle değil arkadaşlar. Bug oluyor, bir şey oluyor. Bezdöbekteki Gorfo gibi görünüyor. Salty Killer XT. Bir dakika arkadaşlar, yavaş yavaş yükleniyor. Sadece 300 kelime bildiği için onları harf harf alt alta yazacak şimdi. A ile başladığına göre ananınlı bir şey geliyor herhalde. Bir tane daha Ormond çıkardım arkadaşlar. Son kez deniyorum. Artık kaç maç attım bilmiyorum. Umuyorum ki bu sefer yeni harita gelir. Allah'ım şükürler olsun. İlk defa son maç dediğimde şansım iş yaptı. Hadi bakalım. Keşfedelim arkadaşlar yeni haritamızı. Yeni haritamızda kar var. İlk keşfimizi ben size böyle söyleyeyim. Olmaz olaydı. Ablacım. Alo. Dur lan dur. Özelliği keşfediyor galiba. Ablacım onu yaptıktan sonra ne yapıyorsun ya? Sadece ıslık çalıyorsun. Oğlum o ne? Köpek bir adım attı sadece. Sen bozdun lan killer'ı. Vay. Lan. Ya ne güzel oynuyorduk. Nereye gittin ya? Bu evet killer'ı çözmeye çalışıyor. Ama bir yandan oynuyor da cam falan da tekmeliyor. Lan vuramıyor ya. Kovalamaca modunu mu çözmeye çalışıyor şu an? Ne yapıyor? Haritayı denk getirdik. Bu sefer de Bakırköy'den kaçan deliye denk geldik ya. Ya bir map getirdik. Onda da Allah'ım ya Rabbim ya. Poligon mu oğlum burası lan? Git videodan çöz, bir şeyden çöz. Botlara karşı çöz ya. Vuracağım ağzının ortasına iki tane ya. Ablacım go diyorsun iyi hoş da. Onu ikinci kere de atabiliyorum falan hani. Ya da o senin yanındayken ısırmıyor birilerini, haberin olsun. Gitti köpek göçe gitti, anasını satayım. Nereye fırlattın köpeği ya? Ananı satayım, orayı nasıl tuttu lan? Yanımda değildi ki. Minik minik böyle bir hitbox şeyi olabilir o zaman hani. Sana özgürlüğü veriyor olabilir. Biraz daha genişletiyor herhalde hitbox'ını kendi kendine. Çünkü beni tuttuğu yola atması imkansız. Ben duvar arkasındaydım.
Beni bir bırak ya. Beni bir özgürlüğüme terk etsene. Yani arkadaşlar ben size şansımı nasıl özetleyeyim ki yani. 4 tane 5 tane Ormond'a attım yani bizim takımdakiler de attı. Hiçbirisine gelmedi. Sadece bir tanesine geldi. Onda da adam oyunu oynamıyor. Adam oyunu oynamadığı için map'in loop'larını keşfetme, görme gibi imkanım olmuyor. Çünkü en iyi uygulamalı olarak görüyorsun onları. Chase ortasında. Chase atmıyor adam. Sadece killer check'in oralarda takılıyor. Tek ihtimalli şeyim bile counter'ını buluyorum ya. Map geldi. Adam oynamıyor. Hani o zaman diğerleri de oynamasaydı. Tek oynamayan adam istediğim map'te geldi yani. Hani çok ilginç, anladın mı? Her seferinde şunu buluyor olmam harbiden baydı yani artık ya. Şansına da şeyine de şimdi. Geliyorsan gelsen de. Malı hala bir yerlerden atlatıyor. Tamam oğlum, çözemedim mi artık? Alo, maymun olsa çözdüydü lan killer'ı. Maymun olsa şu an killer'ı çözdüydü, haberin olsun. Böyle zıplatırlar. Dump tek deneyecektim de atlamadı, bir şey oldu. Karakter zıpladı diye mi oldu, ne oldu? Ben de anlamadım tam olarak ne yaptığını. Bir yarasa yeme teklifinde bulunmuş olabilir. Sağ ol, sevmiyorum öyle şeyler. Maçtaki mantık hatalarını size sayayım mı? 1. Killer'ı hiç bilmiyorsan ya birisinden izle. Milyon tane içerik var her dilden. Ya da botlara karşı gir ki hani rahat rahat özelliğini anlamaya çalış. Eğer ki killer'ı öğrenmeye çalışıyorsan, pratik yapmaya çalışıyorsan loop at. Oğlum oynuyor mu, oynamıyor mu? Ben şimdi valla şu dolaplardan bir tanesine bunun kafayı vuracağım şimdi, ben haberiniz olsun. %75 geliyor. İzle şimdi. Refleksleri izle. Ya şu gencecik reflekslere bir bak ya. Gel loop atalım Allah aşkına, gel. Gel, kaçmak istemiyorum ben, gel. Yemin ediyorum bir tane orangutan getirsem şu an killer'ı çözmüştü yani. Hala anlamıyor olman çok ilginç. Aynen, görüşürüz. Öbür map'te keçlersin inşallah. Allah'ım ya Rabbim ya. 60-70 IQ'lu bir maymun getirsem anlar ya killer'ı. Evet arkadaşlar, yani çok uzatmak istemiyorum videoyu, yeter. Yeni map geldi, onda da olanları gördünüz. Genel olarak katile karşı oynaması aşırı zor değil bence. Yani yine palet pencere kitleme gibi özellikleri var doğru yerlerde kullanırsa, ama çok zorlanmadım ne yalan söyleyeyim. Hala o spiritin, huntress'in falan vermiş olduğu korkuyu vermiyor karşıma geldiği zaman. Ana oyuna eklenince ne olacağını görürüz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. İyi geceler.